Sen de şöyle, ilk başta sabah oldu. Sen de otur oğlum. İster mi verelim? Bence ister. Tamam diyor mu? Asla. Demek istemiyorum. Sen ne yapıyorsun bakalım? Rüzgar. Ha rüzgar gidiyor. Sen de Batman yapıyorsun. Kostüm gönderelim mi size? Gönder. Batman kostümü gönderelim mi? Gönder. Abbas hocam. Kutlara kostüm alacağız. Tamam. Batman rüzgar gidiyor. Öyle. Hangi ne istiyorsa onlara bir şey inşallah. Tamam hocam. O yüzden bu arkadaşlar görüşelim. Bunlar da aslında. Bunları ben gönderirim buraya. Çok büyük bir felaket. Ben de bölgeden geldim. 10 ile etkileyen bir deprem yaşandı maalesef. İnşallah hızlı bir şekilde yaralarımızı sarmaya başlayacağız. Bugün burada dışarıdan gelen, afet bölgesinden gelen özellikle ailelerimizi, çocuklarımıza bir destek olmak için psikodestek merkezi kurduk. Altta da yine ana sınıfı açtık. Bunu diğer okullara da yaygınlaştıracağız kısa süre içerisinde. Buradaki ailelere bir nevi destek amaçlı, psikolojik anlamda bir destek. Yaşadıkları travmanın, yıkımın, en azından stresin en hızlı bir şekilde bunun üzerinden atlaması için gönüllü arkadaşlarımız burada gönüllü bir şekilde mesai gözetmeksizin, saat mevhumunu gözetmeksizin sürekli burada arkadaşlar destek veriyor. Aileler bundan sonraki travmanın nasıl atlatılacağı ile ilgili, bundan sonra yaşayacakları en azından bazı sıkıntıların bertaraf etmek için, önünü almak için çocuklarla nasıl bir iletişim kurabilir? Bunların hepsi burada kendi imkanlarımıza destek vermeye çalışacağız. Çocuklarımız da bu depremin hasarlarını en aza indirmek için, bunları unutturmak için aşağıda çok ciddi bir şekilde rehber öğretmenlerimiz, ana sınıf öğretmenlerimiz beraber yaraları sarmaya çalışacağız. Siirt kucak açtı tabii depremden gelen yakın bölge olduğu için, yakın il olduğu için kucak açtı. İnşallah misafirperverliğimizi göstereceğiz. Öğrencilerimizi kendi okullarımıza barındıracağız. Kendi sınıf seviyelerine uygun bir şekilde. Hiçbir çocuğumuzu dışarıda bırakmadan, eğitimden mahrum kalmayacak şekilde ve süresiz bir şekilde istedikleri kadar burada kalıp bizlerin misafiri olacaklar. Devlet bütün imkanlarını zaten destek veriyor. Eğitim noktasında da öğretmenlerimiz, bizler kurum olarak inşallah ilk gün olduğu gibi son güne kadar bir şekilde buna destek vermeye çalışacağız yani. Peki bu odada kırmızı renkli bir şey göster bana. Balon Taşkın Çemrek, Siirt Rehberlik Yarışma Merkezi'nde psikolojik danışman olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Siirt İl Psikososyal Ekibi üyelerindenim. Bu deprem olduktan sonra ekip üyeleriyle birlikte toplantı gerçekleştirdik. Neler yapılabileceğinin arayışı içerisine girdik. İlerleyen günlerde afet bölgesinden gelen depremzede ailelerimizin burada konaklandığı bilgisi geldi. Gerek ekip üyeleriyle gerek sahadaki diğer gönüllü arkadaşlarımızla birlikte imkanlarımız dahilinde hızlı bir şekilde burada bir psikososyal destek birimi kurduk. Öncelikle büyük bir travma yaşayan ailelerin yaşadıkları tepkilerin farkına varmaları, bu süreci daha iyi atlatabilmeleri için neler yapabilmeleri konusunda bilgilendirme çalışmalarında bulunduk. Belki psikolojik ilk yardım diyebileceğimiz hizmeti sunmaya çalıştık. Yine aşağıdaki okul öncesi sınıfımızdaki öğrencilerimizle birlikte çeşitli etkinlikler yaparak çocukların bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmalarına destek olmaya çalıştık. Nasıl? Gelen var mı? Destek. İhtiyaç oldukça ailelerde ve öğrencilerde bireysel olarak burada da görüşüyoruz. Ayağını iş yapıyorsunuz. Alt katta da yine hem anaokulu olarak orada arkadaşlar ilgileniyor. Bir de biz de yine psikososyal destek olarak, psikolojik danışmanlar olarak